Arkadaşlar merhaba, ben Güney Sentürk. Bir video daha sizinle beraberim. Neydi? Olmadı mı? Bir olmadı. Daha, bir daha girelim o zaman. Girmeyeceğiz o zaman. Sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Arkadaşlar merhaba, ben Güney Sentürk. Bir videoda daha sizinle beraberim. İçerik değiştirme kararı aldım. Daha doğrusu aldık diyelim. Sebebini az sonra öğreneceksiniz. Diğer videolarda böyle sürekli kendim konuşuyorum. Deli gibi hissettim kendimi izlerken. Dedim ki ya başka bir format bulalım. Arkada birisi konuşsun dedim. O şanslı kişi Nurcan Hanım oldu. Kendisi. Merhabalar. Benim o şanslı kişi. Selam. Evet. Kendisi duyduğunuz gibi eşim olur kendisi maalesef. Maalesef kaldıralım oradan cümle içerisinden. İşte, canım karıcığım falan olabilir. Geçelim oraları maalesef. 5 yıllık kontrat imzaladık kendisiyle yayın yönetmeni olarak. Ben bırakıyorum işi. İstifa ediyorum. Bırakamazsın, yüklü tazminat var. Ama 5 yıldan sonra son kullanma tarihi geçtiği zaman değiştirebiliriz, o zaman düşünebiliriz. Oldu canım. Tamam. Tabii. Şimdi işte tamam. Şimdi, annenin evine gönderirim seni. Ah keşke. Yemeklerini özledim. Ben de yemek yapıyorum. Ne? Ben de yemek yapıyorum. Ama kapının önünde ambulans bekliyor. Yazıklar olsun sana. Başka bir şey demeyeyim. Evet. Şimdi şu şekilde toparlayayım hemen. Konu şu şekilde işleyecek. Nurcan Hanım Twitter'dan gündem takip edecek. O gündemden birkaç tane soru çıkartıp bana soracak. Soruları da bana göstermiyor hanımefendi. Diyor ki bodozlama. Şey geliyorsa. Ben diyor soracağım diyor. Bodozlama sen diyor cevap vereceksin diyor. Ben de mecbur el mahkum kabul ettim. O zaman ilk soruyu akıt gelsin. Hakan Şalhanoğlu diyorum. Yine Galatasaray'ın gündemine oturdu. Ben gelmesini aslında çok istiyorum. Ne diyorsun? Hakan Şalhanoğlu. Aman. Aman. Eşeğden hayır. Asla. Aman. Kurban olayım Allah'ım. Evet, Hakan Şalhanoğlu çok beğendiğim bir oyuncudu. Neden du? Yani milli takım performansını gördükten sonra biraz acaba dedim. Ancak Türkiye'de iş yapabilir. Olabilir. İyi frikik kullanıyor kendisi. Duran top ustası. Ama yani son Milan'da oynadığı maçlara da göz önünde bulundurursam ve milli takım performansını da göz önünde bulundurduğum zaman acaba Galatasaray'ın aradığı futbolcu olabilir mi diye düşünüyorum açıkçası. Ama şu da var. Türk olması bir avantaj yani. Türkiye'de iş yapabilir. Olabilir. İkinci sorum gelsin o zaman. Adem Büyük. Benim de istemediğim bir transfer ve Galatasaray'la adı çok ciddi bir şekilde şu an birlikte. Ne diyorsun? Adem Büyük yani yine Hakan Çalhanoğlu gibi düşünüyorum. Şu şekilde düşünüyorum. Galatasaray'ın yerli futbolcuya da ihtiyacı var. Çok maliyetli olmaması gerekiyor bu yerli futbolcuların. Şu şekilde maliyetli olmayacak. Şimdi Hakan Çalhanoğlu'nu getirdiğin zaman çok maliyetli gelecek ama Adem Büyük onun kadar maliyetli gelmiyor. Türkiye'de oynadığı için, belli kapasitesi olduğu için. Yerli konusuna şu şekilde yararı olabilir. En az 14 tane yabancı bulundurmak zorunda Galatasaray. Bunu Adem Büyük de kapatabilir. Çünkü maaş dengesini koruyacaktır. Ama Hakan Çalhanoğlu için aynı şeyi söylemiyorum. Çok ciddi paralar gelecek. Adem Büyük'e bir nebze yeşil ışık yakabilirim. Evet. Başka. Fatih Terim transferleri Temmuz kampına yetiştirir mi? Türkiye'de hiçbir takım Temmuz'da yani kamp dönemine yetiştireceğini düşünüyorum çünkü. Nesine iddiasına giriyorsun? Türkiye'de hiçbir takım Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş hepsi son dakikaya kadar transfer kovalayacak. Bu önümüzdeki yıllarda 10 yıl sonrasında da geçerli. Hiçbir takım kampa tam kadro olarak giremez. Öyle bir dünya yok. Türkiye'de yok. Yani son dakika pazarına kalacağız. Tamam. Galatasaray'la alakalı son sorum geliyor sana. Eski başkan Dursun Özbek. Hain! Vatan haini! Biliyorsun Galatasaray icra başlattı. 13.6 milyon euroluk bir icra. 13.6 milyon euroluk bir icra. Şimdi bu çok para. Bu paranın bizde olduğunu düşünsene. Tatile gideriz. Mesela nereye gideriz tatile? Valla aslında Maldivlere.
Kesinlikle Maldivler. He, Maldivlere gitmem. Neden? Oraya Serdar gidiyor. Eyvah. Serdar, evet ya. Serdar. Vazgeçtim. Krabiye gideriz. Sen Krabiye, ben Rusya'ya anlaştık Rusya bence. Rusya olmaz aşkım. Rusya günahmış. Rusya... Rusya'ya tek giden erkekler çarpılıyormuş. Rusya'ya tek giden erkekler her zaman mutlu dönüyormuş. Ben onu çözdüm. Birkaç arkadaşım tek gitti. Çok mutlu döndüler. İşte mutlu dönmeli, tamam. Mutlu dönmelerinin sebebini araştıracağım. Tamam Günay. Tamam, sen yani bir araştırma için gideceğini söylüyorsun. Çok ben büyük araştırma. Ben işte avukatınla muhatap olursun. He? Avukatın mı var senin benim bilmediğim? Avukat bulacağım. Avukat. İyi, önce bul, sonra bakarız. Tamam. Şimdi Dursun Özbek. Hemen konuyu dağıtmadan. Dursun Özbek neden vermiş bu parayı, bunu bulmak lazım. Önce bunu öğrenmek gerekiyor. Dursun Özbek cebinden para çıkartıp koyduysa bir yerde hata yapmış olması gerekiyor. Bu soru için biraz uzun istiyorum, birazcık. Hemen kısmayacağım. Tamam. Maaş dengesini tutturamamış. Bonservis verirken çok para harcamış bir başkan. Demek ki burada başkan hatalı. Cebinden para koyuyor. Başarısız. Cebinden para koymuş. Kesinlikle başarısız. Cebinden para koymuş o anki sıkışıklığı bitirsin diye. Çünkü para yok kasada. Oyuncuların maaşları ödenecek veya bonservis ödenecek. Parayı koymuş Dursun Başkan. Şimdi değiş tokuş yapıyorsun burada. Şu şekilde değiş tokuş yapıyorsun. Yani sıkışık, aniden sıkışıklık varsa koyuyorsun parayı. Sonra sıkışıklık bitince tekrar alıyorsun. Dursun Başkan alamamış. E sen hatayı sen yapmışsın Dursun Başkan. Almayacaksın o parayı. Alamazsın. Galatasaray büyük bir camia. Sen o parayı düzgün yönetemiyorsan, kendi cebinden para koyduysan kusura bakma, o parayı alamazsın. O parayı kimse almamalı. İcra başlatıyorsa da yazıklar olsun yani. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Evet. Tamam. Beşiktaş'a geçiyorum. Abdullah Avcı severiz. Sence Beşiktaş'ta başarılı olur mu? Neden olmasın? Beşiktaş'ta başarılı olur. Cengizler'den transfer parasıyla konuşamayacak mesela. Evet, o var gerçi. Yani Cengiz Ünder'den gelen para olmayacak. O yüzden transfer biraz kısıtlı olacak Abdullah Avcı'da. Cengiz Ünder parası olmadığı için istedikleri oyuncuyu da alamayacaklar. Ve maaş dengesini koruması gerekecek burada. Orada öyle bir şey yoktu Başakşehir'de. Ama Başakşehir'de ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Abdullah Avcı'nın. Taraftar baskısı yok. Taraftar baskısı burada var. Camia baskısı da burada var. Orada yok. Orada yoktu. O sayede kafalarına göre at koşturabiliyorlardı. Burada öyle bir şey yok. Burada biraz sıkıya gelecek. Ama yine de şunu söylüyorum. Eğer ki Abdullah Avcı kafasındaki kadroyu kurabilirse, o taraftar gücünü arkaya alıp ve yönetimi arkasına alırsa çok başarılı olabilir. Ama bunları yapamazsa en dibe doğru düşer. Bir daha da büyük takımlardan çok zor görev alır. Bir tane daha Beşiktaş sorusu geliyor sana. Umut Meraş. 13 milyon euro konuşuluyor şu an. Ne diyorsun? Gelir mi? Şimdi aslında transfer bitti gözüyle bakılıyor, ancak bugün bir yakın kaynaktan Umut'la alakalı bilgi aldım. Son dakika bir pürüz çıkmış. Bu pürüz de Bursa Spor son anda bir şey yapıyor. Bonservis yükseltmiş. Bu sebepten dolayı biraz zora girmiş transfer, ama çözülebilir. Peki faydalı olur mu diye bakarsak, Umut Meraş sağ ayaklı olsaydı belki TFF 2. ligde, 3. ligde oynayabilirdi bir ihtimal. Sol ayaklı olduğu için şu an Türkiye'de sol ayaklar para ediyor. Ben de sol ayaklıyım. Ben de oynayabilirim Beşiktaş'ta. Yani çok iyi sol ayağımdır. Sergen'in bir tık altı. Yani sol ayaklılar çok iyi para ediyor. O yüzden işte oynuyor musun sen? At yarışı da oynuyor musun? Ganyan Bahin bile var Sergen'le beraber orta as. Bir boy geride. Oyunu kırdım ben aslında. Bir boy içi. Oyunu kırdım ben. Şumalı Orkan 2 boy geride. Yedron Balka bunun 1 boy gerisinde. 1 numaralı A Bakırtaş 3 boy kadar geride. 5 mantı sol. Çok güzel lan. 2 boy gerisinde. 2 numaralı Yamola grubun sonunda. Gir bariyere, gir bariyere oğlum, gir bariyere oğlum. Ben bakın şu numara, ben sen kimsin, bunlar kim ben? Hepsin oğlum ben. Evet, yani ama şunu da söyleyeyim. Beşiktaş'ın sol, yani vazgeçilmez sol beki olamaz Umut Meraş. Benim kendi şahsi fikrim bu. Tamam, bir soru daha geliyor. Bu sefer Fenerbahçe'ye geçiyorum. Severiz. Fenerbahçe Roma'dan Kolarov'u transfer ettiği söyleniyor, aldığı söyleniyor. Ne diyorsun? Nasıl transfer sence?
Kolarov son anda bir pürüz çıktığı gene söyleniyor. İstanbul'da olduğu söylenmişti kendisinin. Son anda yine bir pürüz çıkmış. Pürüzün sebebi Roma'nın teknik direktörü onu kadroda düşünüyormuş. Kafası karışmış olabilir. Şu an hiçbir açıklama yok. Biz de bekliyoruz. Kolarov'u alırsa Fenerbahçe iyi bir iş yapar. Çok iyi bir sol bek. Duran topları da çok iyi kullanabiliyor kendisi. Ancak Ersun Yanal'ın sol stoperde kullanabileceğini söyleniyor. Orada da iyi oynuyor kendisi. Eğer gelirse Fenerbahçe alırsa iyi bir transfer olur. Alamazsa yine Komolli'nin başarısızlığını konuşuruz. Ali Koç ve Komolli'nin son çırpınışları, kredileri bitmek üzere. O yüzden artık her işi çok doğru yapması gerekiyor Ali Başkan'ın ve Komolli'nin. Zaten Komolli'yi neden tutuyor hala çözmüş değilim. Tamam, son soru. Aslında sorun da değil yani, kafama çok takılan bir mevzu. Gündeme biliyorsun bomba gibi düştü. Berat Albayrak. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.